İslam adı altında yapılan savaşlara karşı ne yapmamız gerekir? İnşallah hep beraber Allah'ın vahyine göre yaşayacağız. Allah'ın emrettiği gibi, Allah'ın muradı üzerimizde gerçekleşsin diye Hazreti insan olmaya çalışacağız. Kim ne derse desin, kim ne söylerse söylesin. Her zaman için, insan için iki yol vardır. Bir, peygamberin sahabesiyle gittiği yol, peygamberlerin yürüdüğü yol, Allah'a giden yol, bir de iblisin şeytanlarla beraber gittiği yol. Ya peygambere tabi olur, Allah'a giden yolda, sirat-ı müstakimde yürürüz ya da iblise tabi olur, şeytanlara uyarız, şeytanların peşinden gideriz, şeytana dost oluruz, şeytanlarla beraber cehenneme yuvarlanırız. Her zaman için bu böyledir. Kıyamete kadar da bu böyle olmaya devam eder. Bununla beraber sırat-ı müstakimde olanlar, Allah'a giden yolda olanlar aynı şekilde Allah'a davet eder. Sırat-ı müstakime davet eder. Hakka davet eder, sabra davet eder, merhamete davet eder, rahmete davet eder. Şeytan da bunun tersini yapar, yaptırır düşmanlığa davet eder, kine davet eder, nefrete davet eder. Eğer böyle yapıyorsa, sebep ne olursa olsun, ne gösterirse gösterilsin, o yol şeytanın yoludur. Evet, herkes kendi tercihini kendisi yapar. Mutlaka kıyamete kadar peygamberin yolunda yürüyenler de vardır. Ve İblis'in, Firavun'un, Nemrud'un, Ebu Cehil'in yolunda yürüyenler de vardır. Yüzünü nasıl gösterirse göstersin o fark etmiyor. Yol görünüyor eğer orada rahmet yoksa, orada kardeşlik yoksa, orada birlik, beraberlik yoksa, orada güzellik yoksa, o yol şeytanın yoludur. O yol iblisin yoludur. İsmi ne olursa olsun o fark etmiyor. İsme değil, fiile bakacaksın.